Başkan, çok garibine gidecek. Esrar. Esrar sırların cemidir. Çoğuldur. Esrar var ya, çekiyorlar. Bir de Risale-i Nur da esrar sırlardır. Peki ne alakası var diye. Esrar içenlerde erva habiselerle kısmen mulakki oluyorlar. Mesela buraya arı geldiği için çiçek koymuyoruz. Çiçek koyduğumuz için arı geliyor. Karıncalar geldiği için şeker dökmüyoruz. Şeker döktüğümüz için karıncalar geliyor. Sırınca cinler geldiği için bozulmuyoruz. Bizim ruhumuz gıdasızlıktan bozulduğu için kısmen cinler geliyor. Yağmur geldiği için ağaçlar olmuyor. Ağaçları diktiğimiz için yağmur geliyor. Şimdi cinler gelip esrar içirmiyor. Ruh manen gıdasız Kur'an okumaz. Namaz kılmaz. Helallik karanlık yok. Haram helal yok. Bu adamın ruhu zayıf. Birisinin iştahını çekiyor. Bu sefer cinler geliyor. Erva habiseler de geliyor. Şimdi esrar çektiği anda zaten haram ya. Haram ne demektir? Şeytanın vücut haricisidir. O anda şeytan vücut haricisi oluyor. Hakim oluyor. Esrar içince şeytanın dışında erva habiseler geliyor. Habis ruhaniler. Bunlar insanların düşüncelerinden, haletlerinden çıkan, fiillerinden çıkan, kötü kokulardan vesaireden de geliyor. Bak bir daha söylüyorum. Esrar içenlerde erva habiseler kısmen hemen o zaten mulakka oluyor. Hemen geliyorlar. Eğer oralara, haramlara geçmişsen ki esrarla haram içince kısmen olduğu erva habiseler tanışırsın. Şimdi esrar içince kendisini bulutta zannediyor. Dertlerini unutunca dertten kurtuldum zannediyor. Dert ortada kalkmıyor. Dertlerini unutuyor. Sonra ayıldığı zaman tekrar dertleriyle baş başa. Şimdi cinlerle, erva habisiyle tanışmak ancak imandan kısmen sıyrılacaksın. İmansız değil. Tesirinden çıkacaksın. Ruh ona müsait olacak ve onlar sana mulakki oluyor. Seninle tanışıyor, geliyorlar. Seni bulutlara götürüyorlar. Hani rüyadaki gibi. Hani Allah Resulü diyor ya işte aleyhissalatü vesselam kötü rüya görürseniz sol tarafınıza pı diye. Üç defa tükürün pı pı tı diye. Yani hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor mesela namaz kılırsan kötü rüyalar görürsün. Namaz kılmasan uçur gibi gözüksün, görürsün bulutların arkasında. Ta ki kılmasın diye. Tamam. İmam-ı Rabbani Hazretleri gene diyor ki ben ne geceyi ne gecenleri geceyi sevenlerdenim. 16. sözünde. Şimdi erva habise senle tanışıyor esrar anında, içki anında. Eğer maneviyatla nikahlanırsa erva aliyelerle tanışırsın. Haram nikah esrardır. Ötelere kaçak yola girin. Esrar nikahtır. Esrar, erva habiselerle nikahlanmaktır. Beraber olmaktır. Yatıp kalkıyorsun. Yani nasıl ki rüyalanmalarda oluyor ya, esrar içenlerde de böyle olabiliyor. Nasıl ki maneviyat mehirdir. Ustad'dan bir misal vereyim. Kaç diyor? Diyor ki, nasıl ki diyor nazenin ve nazdar. Nazik ve mehilleri Heh. dikkat ve tefekkür mü diyor? Yok, dikkat. Dikkattir diyor, dikkattir. Nazik ve nazenin. Nazeninlerin bak şimdi kız ya nazik ve nazenin mehiri var evlenmede o senin olmasını için istiyorsan o kızın mehrini vereceksin. Nedir mehri? Bir mehir ver, bir de kitaj ver. Mehir vereceksin. Ta ki ona sahip olasın. Haram helal olsun.
Şimdi maneviyat alemleriyle nikahlanman için Kur'an okuma, namaz kılma vesaire olma. Bunlar o alemlere geçiş, giriş, sahiplenmenin nikahıdır, bedelidir. Erba habiselerle, şeytani ve cinni alemlerle, oradaki nefsani, şeytani lezzetler var. Onlara sahip olman için de nikahlanman lazım. Esrar, gayri meşru bir nikahtır. Yani onlarla gayri meşru beraber olmanın yöntemidir. O zaman sana geliyorlar, Allah'a da küfür ettiriyorlar, peygambere de ettiriyorlar, her türlü isyan yaptırıyorlar. Bilmem biraz sizi anladınız mı? Bak, esrarla kısmen erva habiselerle tanışıyorsun. Eğer maneviyatla nikahlanırsa erva haliyelerle, erva haliyeler var, bir de habiseler var. Maneviyat olursa erva haliyelerle nikahlanıyorsun. Esrar ise nikahlanma mehridir. Cinler ve şeytan ve ervah habise diyor ki, bizimle beraber olmak istiyorsan mehrini ver. Mehrini ver. Bu geçmenin yolu. Kısmen idrakten, şuurdan sıyrılacaksın. Mehrini ver. Tamam. Nasıl ki, şunu da söyleyeyim, Harut Marut var. Neydi, kimdi bunlar? Büyü ve sihir yapan. Şu anda Mersin'deler. Ayaklarıyla bağlı tavanda kıyamete kadar olacağını Kur'an söylüyor. Bunlar şimdi gidip de sihir ve büyü öğreniyorlar orada. Ama Peygamberimiz demiş onun şartı var. Onlar mecbur bu şartı soruyorlar mağarada. Bu sesi duyuyor. Ey insanoğlu bizden sihir ve büyü öğrenmek istiyorsun. Şart şu. Allah'tan ve ahiretten nasibin olmayacak ve imansız ve kafir olmayı kabul ediyorsan sana bu sihir ve büyü öğretelim. Kabul ediyorsa öğretiyor. İmansız çıkıyorsun. Tamam. Ha bu nedir? Mehri vereceksin. İmanı vereceksin, sihir ve büyü alacaksın. Onun için sihir ve büyü yapan ve yaptıran imansız oluyor. Tamam. Bu böyle. Esrar içen de mehir veriyor. Onların alemine geçmenin mehridir, bedelidir. Tanıkken söylemediğini o esrarı içince söyletiyor. Söyletiyor. Artık kendi ihtiyar elden gidiyor. Çünkü. Evet. Peki bu esrar niçin onların mehridir diye sordum kendime. Çünkü oralara geçmenin kaçak yoludu bu. Pasaport da geçmiyor. Dağlardan geçiyor. O alemlere kaçak yolla geçersen nikahın yoktur. Kaçak yol esrar ve rehin uyuşturucu şeylerdir. Tamam. Derecesine göre haram filmlerdir. Seni senden eden her şey derecesine göre o alemlere kaçak yolla geçmektir. Kaçak yolla girdin mi seni kapıyorlar. Doğru yola girdin mi hiç kimse sana dokunamıyor. Resmi memurlar muhatap oluyor sana gibi. İnsanlar yapabildikleri ve yapamadıkları şeyleri yaparsın veya yapamazsın derler. Sen asla yapabildiğin şeyi bırakma. İnsanlar sana boğazına takmasa yapamazsın, yaparsın. Sen yapabildiğin şeyi biliyorsun sen asla onu bırakma. Demek ki esrarı anladınız mı abiler? Kaçak yolda geçiştir o. Kaçak yolda geçmenin mehridir. Bunu içeceksin diyor.